Geometri ustası olmak için 3 4 5 o sorularıyla geometri konu denemeleri devam ediyor. Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konu denememizin başlığı özel üçgenler. Yani dik üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgenle alakalı bir konu denemesi hazırladım size. Toplamda 4 tane sorumuz var. PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan PDF'i indirip öncelikli olarak ne yapacaksınız? O soruları siz çözeceksiniz. Çözemediğiniz zaman gelip burada bunları izleyeceksiniz. E baktınız bütün soruları çözdünüz. cevap anahtarı yok. Büyük ihtimalle cevap anahtarları için burada videoya gelip şey yapacaksınız aslında ama cevap anahtarları için de videonun sonunda böyle her bir sorunun sonuna bakıp oradan cevap anahtarını da görebilirsiniz. Öncelikli olarak sizin çözmeniz tabii ki aşırı derecede önemli. E o zaman şu mükemmel sorularla başlayalım mı konu denemesine? Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi şöyle bir dik üçgen sorusuyla karşı karşıyayız. Şekil 1'de birer kenarlı rizalı olacak biçimde yan yana yerleştirilen kare ve dik üçgen gösterilmiş. Şurada bir kare var. Burada da bir dik üçgen var elimizde. Sonra birer köşeler arasındaki mesafede 3 ve 11 olarak da verilmiş. Devam edelim. Şekil 2'de dik üçgen dik köşesi etrafında döndürüldüğünde. Buradaki dik üçgeni şu şekilde döndürmüşüm. Ve şu konuma gelmiş. Ondan sonra hipotenüsün orta noktası karenin köşesine denk geliyormuş. Tam buradaki orta nokta oluyormuş. E o zaman orta nokta olduğunu gösterelim. Yani eşit eşit olacak. Bu bir dik üçgen değil miydi? Evet 90 dereceyi böyle göster. E baktığımız zaman ne var hocam burada? Hocam 90'dan bir kenar ortay çizilmiş oldu. Yani muhteşem. Eşit eşitse burası da eşit olmak zorunda. Hemen eşitliği yazdık. Yani karenin bir kenarı x dersen burası da x burası da x. Karenin bir kenarı xken hipotenüsü ne oldu? 2x oldu. E o zaman her şeyi yazdık. E bu bir kareydi. Şuradaki x'i de yazalım. Her şeyi yazmamışız. E tamamı da 11'di. Buraya da 11 eksi x mi kaldı? Evet. Artık ne yapacağız? Şuradaki üçgende pisagor bağıntısı yapacağız. Hala da pisagor bağıntısı yapanlardan mısın? Merak ediyorum. Yani 2x'in karesi yazıyorum. 2x'in karesi eşittir. Diğerlerinin kareleri toplamı olacak. Yani x artı 3'ün karesi artı 11 eksi x'in karesi deyip işlem 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 yapıp sonuca ulaşacaksın. Kardeşim hisset. Ama hocam hissedecek bir şey yok burada. Ya olsun sen hisset. Cevaplan da gidebilirsin. Şıktan da gidebilirsin. Mesela ne yaparsın? Hocam 15. Ne istedin? Hipotenüs E burası 15 olursa x 15 bölü 2 olacak. E o zaman burada 9 12 15 sağlamıyor. Ya da dik üçgen sağlamıyor. E ona bakalım. 10 olması için ne olması lazım? Hocam 10 olması için x yerine 5 yazmam lazım. x yerine 5 yazarsam eğer 5 yazdığımda burası da 6 yapıyor. Dikkat et. 6 8 10 sağlaması tutuyor. x yerine 5 yazdığımız zaman e o zaman x 5 iken 2 x de ne oldu o zaman? 2 x de 10 oldu kardeşim. Yani cevap gerçekten balık balıkesir oldu. Veya bazen böyle de şu işlem böyle ağır gelecekse çarpanlara ayırmayla uğraşmaktansa şıklardan git. Normalde şık olmasaydı en az bir tane kenar olmuş olsaydı. Mesela bir kenarda 6 olmuş olsaydı acaba 6 8 10 mu deyip daha hızlı bir şekilde hareket edebilirdik. A burada bütün kenarlar x cinsinden, bütün kenarlar x cinsinden olduğu zaman da şıklardan gidebilirsin kardeşim. Daha hızlı hareket edebiliyorsun yani. Bu da olmasaydı 20'yi koyacaktım buraya. Ee, x yerine 10 olacaktı o zaman. Bak 10 yazdığımda 13 ile 20 ile ilgili dik üçgen yok. Sonra 13'ü koyduğum zaman 13 bölü 2 koyduğumda 5, 12, 13 değil. Ya da özel üçgen olmuyor. 17 koyduğumda 17 bölü 2 oluyor mesela burası. Olmayanlar da direkt kendini de belli ediyor zaten. Evet böylelikle ilk sorumuzun cevabı Balıkesir çıkar. Geldik ikinci soruya. Soruyu okuyalım. Şekil 1'de dünyada Mısır üçgeni olarak bilinen 3-4-5 üçgeninin bir ispatı. Kenarlara karşılık gelen 9-16-25 tane özdeş kare içeren büyük kareler üzerinde izah edilmiştir. Yani 3-4-5'in ispat yöntemlerinden biridir. Yani burası 3'ün karesi 9, burası 4'ün karesi 16, burası da 25. İspat tekniklerinden biridir aslında bu. E, burada da demiş ki sonrasında şekil 2'de de dik kenarlarından birine B, birine 144 tane, birine de A tane özdeş kare gelmektedir. İşte A en fazla kaç olur diye soruluyor. E o zaman burada ne yapacağız? Burada özdeş kareler geliyor ya birim kareler geliyor ya birim karelerin sayısı burada ne olmak zorunda? Tam sayı olmak zorunda ona dikkat edeceğiz. O zaman biz ne yapalım burada? Hiç üşenmeyelim. Ya hocam şöyle yapıyorsunuz. Buraya 12 deyip de buraya x deyip de buraya da y deyip de işlem yapmaya çalışıyorsunuz. 12 ile ilgili hangi özel üçgen var? Evet 5, 12, 13 diyorsunuz. 5 koyduğun zaman 13 sağlanıyor. Yani 13'e 13 lük bir kare yapıyor bu. Yani o da 169 tane olacak. Ama bizden kaç tane vardır diyor. En fazla kaç tane vardır diyor? diyor. Burada A, A, A karesine ait kaç tane birim kare vardır diye soruluyor. O zaman A'yı yani X'i olabildiğince büyük bulmamız lazım. O da bizim düşünce tarzımızla olmaz. Ne yapacağız? Elimizi çalıştıracağız. Elimizi çalıştıralım. E hocam burada ne var? Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısı varsa uygula Pisagor bağıntısını. X kare ne eşit? ya da evet X kare eksi Y kare diyeceğim ama ya normalde X kare ne eşit? Y kare artı 12'nin karesine eşit. Tamam. X kare Y kare artı 12'nin karesine eşit. Buradan X kare eksi Y kare ne eşit oldu. 144 e eşit oldu. E bu ne demek? x eksi y çarpı x artı y demek değil midir? Evet. Matematik bilgisinde ÖSYM bazen kullandırıyor geometrinin içerisinde. Şimdi burada takıldık kaldık. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu x ve y buradaki y ne olmak zorunda? Tam sayı olmak zorunda. Çünkü birim karelere ayıracağım. Bir tanesi 0,5 olsa birim kare olmaz ki. O yüzden x'in tam sayı olduğunu anlayabiliyor muyuz? Ya da y'nin tam sayı olduğunu anlayabiliyor muyuz? Evet. E o zaman x ile y tam sayıysa toplamları da tam sayıdır. Farkları da tam sayıdır. Güzel. O zaman burada bu farkla bunu çarpma 144 yapacak ya çarpanların düşüneceğim. tam sayı ya 144'ün çarpanları hocam 1'e 144 olabilir. Yalnız burada 1'e 144 olursa x eksi y eşittir 1 x artı y eşittir 144 olursa eğer topladığın zaman 2 x eşittir 145 yapıyor olmaz. Yani bir tanesinin tek olmaması lazım. Ya ikisi tek tek olacak ya da ikisi de çift 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 şeklinde olacak. Biri tek biri çift olamaz. Çünkü topladığın zaman 2 x geliyor 145 yapıyor. O zaman 144'ün çarpanlarından bir ve 144 olmadı. Hocam 2 ve 72 deneyelim. Olabilir. Sonra e, 3 ve bilmem kaç olabilir. Sonra 4 ve bilmem kaç olabilir diye 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 gidebiliriz. Biz bunu şöyle bir yapalım. x eksi y eşittir 2. x artı y de buradan 72 olduğunda 2 bilinmeyen iki denklem geldi. Taraf tarafa topluyorum. 2 x eşittir 74 geldi ve x'i de buradan ne buluruz? 37 olarak buluruz. x 37 çıktı arkadaşım. Acaba x'in daha büyük değerini bulabilir miyim diye deneyelim isterseniz. Hocam burada buradaki sayıyı büyütecek büyüttükçe. Yani burası 3 olursa 144'ü 3'e bölsen 4 kere 3. 12 24. 48 yapıyor. 3'e 48 olmaz. Biri tek biri çift. Başka 4 deneyelim. 4'e böldüğümde 36 yapıyor burası. Hocam x-y 4'ken x artı -y, y 36 dediğimiz zaman. Bak x değeri daha da küçülüyor. 2 x eşittir 40'tan. x'i böylelikle kaç buluruz? 10 buluruz. Bir dakika işlem hatası oldu. Şurası 4 dediğimde burası 36 mı oluyor x artı y? Evet. He, 40 yapıyor. 20 yapıyor. Tamam burası 20 olacak o zaman. Yaptığım işlemden. Burası 20 olacak. O zaman 12 2, 20 ise 12 16 20 oluyor. Bak x 37'den daha da küçülmüş oldu. Daha büyüğü lazımdı. Daha büyüğünde biz zaten burada bulduk. Yani işi garantiye almak için kafanızda soru işareti kalmasın diye her detayını burada size açıklamak istiyorum dostlar. E o yüzden bu şekilde oldu. Tamam. Yani e, oyalandığımız zannetmeyin arkadaşlar. Kafada soru işareti kalmasın diye diğer durumu da inceliyorum. 4 olduğunda burası da 36 olduğunda şu x değeri daha da küçüldüğünü gördük. Bizden de en büyük değeri isteniyor zaten. E bir kenarı kaç çıktı? 37 çıktı. Burası da 37 ya. Yani 37 tane böyle olacak. 37 tane de böyle olacak. Birim karelerin sayısı kaç olacak o zaman? 37 çarpı 37 olmayacak mı? Yani birim kare sayısı 37'nin karesi. Sonu 9'lu olacak. Sonu 9'lu da ne var? 1369 var. Büyük ihtimalle cevap E diremi Çıkar. 37'nin karesini de alabilirsiniz de. Ben ezbere bilmiyorum. Bu arada Y'yi kaç bulmuştuk arkadaşım? Şimdi biz X'i 37 bulduk ya. Bak şöyle bir özel üçgen varmış. X'i 37 bulduk ya. 37 o zaman burası da 35 mi yapıyor? Burası da 35 yaptı. 35 bak 12, 35, 37 diye bir özel üçgen varmış. Ama biz bunu bilmiyoruz. Kafadan yapmaya çalışsaydık olsaydık sonuca ulaşabilir miydik? Asla ulaşamazdık. Ha, bazı arkadaşlarınız şıklardan gidebilirdi. Bunu deneyebilirdi. Bunun karekökünü kökünü bulacaktı. 37 deyip 37 iken burası da tam sayı çıkıyor mu deyip o şekilde şıklardan da gidebilirdiniz. Evet cevap böylelikle Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Ne var burada? Soruya baktığımız zaman hocam yükseklik var. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa. Nasıl bir üçgen oluyordu bu? İkizkenar üçgen oluyordu. Hocam şu ikizkenar üçgen oldu. Aynı şekilde bak burada da yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmemiş. Yükseklik aynı zamanda aç-ortay olmuş. E, dolayısıyla bu da bir ikizkenar üçgendir. Hemen buradaki ikizkenarlığı da şöyle göstereyim. Sonra ikiz kenarlıkları gösterdikten sonra şöyle bir duruyoruz. Şimdi ikizkenar görünce bizim direkt tabana ait yüksekliği çizip tabanı iki eş parçaya ayırdığını göstermek geliyor. Evet gerçekten de iki eş parçaya ayırdı. Şöyle şöyle ayırdı. Ama burada FH'i vermiş. Hop şurayı 8.5 vermiş. A ben buradan dolayı neyi bulabilirim arkadaşlar? Dikkat edersen burada hani a diyelim. Buraya da BB diyelim. Hocam A artı B 8.5 sa 2 artı 2B değil mi burası? Ya da yuvarlak artı S 8.5'sa 2 tane yuvarlak ve 2 tane S toplamı da bunun ilk katı 17 yapmaz mı? Yapar. E tamam şurayı da bulduk. 17 olarak bulduk. Takıldık kaldık. İkiz kenar üçgen gördüğümüz zaman biz genelde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hep böyle dik üçgenden, pisagor bağıntısından tabana ait yükseklik çizerek falan filan yapmaya çalışıyoruz. Evet doğru haklısınız. Baktınız buradan yapamadıysanız mutlaka açılara dalın. İkiz kenarlığın ikiz kenarlıkta dik üçgenden sonuca ulaşamadığınız zaman mutlaka mutlaka açıya dalmak çok önemli. O zaman burada açıya dalalım kardeşim. Şuraya bir alfa alfa dersem x kenarlıkta. E burada da x kenarlık var. Buraya da bir beta beta dersem. Ana burada ne çıktı? Alfa beta ve 90'ın toplamı 180. Yani alfa artı beta eşittir 90 geldi. E hocam burası alfa. E hocam burası beta. Alfa artı beta 90 sa büyük üçgende o zaman bu 90 yapmaz mı? Çünkü şu ikisinin toplamı 90 buraya da 90 derece kaldı. Ve Ali Bey uzunluğunda 8 vermişti bize. Hemen Ali Bey uzunluğunda 8 yazıyorum. Ve büyük üçgende zaten 17 idi hipotenüs. 8 17. Ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden burayı 15 olarak bulduk. Bizler ne isteniyor? Boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. E ne yapacağız burada? Hocam işlemimizi yapacağız çevre. Şuraya ben bir x x dersem buraya ne kaldı? 8 x x kaldı. İşte burada da takılıyorsunuz. Burada da takılmanızın sebebi şu. Eliniz çalışmıyor. Bazen sadece beyniniz çalışıyor. Eliniz çalışmıyor. Olmaz. El ve beyin koordinasyonu olacak kardeşim. Tamam ikisi birlikte aynı anda çalışacak. E madem çevresi isteniyor benim buraya bir kenar yazmam lazım. E sen buraya kenar yazmam lazım derken belki buraya x yazardın olsun. Buraya 8 eksi x diyecektin. O zaman burası da 8 eksi x diyecek. Fark etmiyor. Ben buraya x x dediysem buraya 8 eksi x kaldı. Çünkü tamamı 8'di. E o zaman şuraya da bir y y dersem. Hocam bunun da tamamı 15'ti. Buraya da 15 eksi y kaldı. Şimdi sarı üçgenin çevresine bakar mısın? Hocam şunların hepsinin toplamı. Topla bakalım. Çevre 8 eksi x artı x artı y artı 15 eksi y yapıyor. X'ler nanay. Y'ler nanay. Şinanay yavrum. Şinanay yani 8 ile 15'in toplamı kaç yapar? 23 yapar. Cevap böylelikle Cehan çıktı dostlar. Ne yapıyormuşuz? İkiz kenar üçgen sorularında baktın dik üçgenden çıkmıyorsa soru açıya dalmayı ihmal etme. İkiz kenarın yapılamamasının ikiz kenarda daha doğrusu ikiz kenarda yapılamayan çoğu soru bu açıya dalmadığınız için oluyor. Bak bir şey öğretiyorum burada sana. Ya eksik kalmış soruyu yapamadıysan buraya geldiysen bundan dolayı yapamadın. Bu da sana bir ders olsun. Yaz buraya kardeşim ikiz kenarda soruyu yapamıyorsak ne yapacakmışız? açıya dalacakmışız. Tamam. Geldik buraya. Hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Büyük ihtimalle yapamadın ki buradasın değil mi? Evet. Bir de şöyle bir eşkenar üçgen sorusu. Ya da eşkenar üçgen soruları aslında nedir? Özel üçgen sorularıdır. Özel açı sorularıdır. Özel açı mantığını kullandırıcı bir soru. Bu soruda özel açı mantığını böyle bildiğiniz yoldan maalesef kullanamadığınız için buraya geldiniz. Haklısınız. Hadi gel soruya bakalım. Şimdi bir kenarı üç köküç olan eşkenar üçgen biçimindeki bir zeminin kenarlarını dik doğrultuda 5 5 5 şöyle bunlar çizilmiş. Çevre ABC nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikli olarak şu AC'yi bulmaya çalışalım. AC'yi bulunca BC'yi de buluruz. Sonra AB'yi de buluruz. Arkadaş istersen AB'yi de çizip AB'den de yapabiliriz. Sorun değil. Şimdi bize eşkenar üçgen demiş mi? Demiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Hocam burası 60, burası 60, burası da 60 ve kenarlarımız da 3 kök 3 ve 3 kök 3 değil mi burası da? Evet. Hemen 3 kök 3'leri de yaz Yazdık. Ve sonra bu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Şimdi bir uzunluğu bulmaya çalışmak demek. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa dik üçgene karşılık getirmeyle olur. Dik üçgene karşılık getirmeyle olur. Ama sen buraya baktığın zaman buna ait dik üçgene karşılık getiremedin. Ya hocam şöyle var şöyle var. Bu dik böyle gitmiş. Eğer bak şöyle 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 olmuş olsaydı bu hani şurası da şöyle dik olmuş olsaydı ne yapıyorduk? Dik üçgene karşılık getirmek için yani bu bu şekilde bu şekilde bu şekilde olmuş olsaydı. Dik dörtgen oluşturarak yapıyorduk değil mi? Bak konu özetle yapıyorum aynı zamanda. Ne yapıyorduk? Ya buradan böyle dik dört kere tamamlardık. Hani şu uzunluğu bulmak için. O zaman Pisagor bağıntısını bu şekilde oluşturduk. Ama bu sefer alışkın olduğumuz bir şey yok. Buradan 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 da böyle gitmiş. Yani 150 derece olarak gitmiş burada. E o zaman ne yapacağız? Başka bir şey. Buradan dik dört kere tamamlamayla biz buradan sonuca ulaşamayız. Bir kere 60 dereceler var. Özel üçgen oluşturabiliriz. Ya hocam eşkenardan böyle bir dik çizsem bununla alakası olmuyor. Böyle bir dik çizsem e, bununla yine alakası olmuyor. Hocam Hocam böyle bir dik çizsem yine bununla bir alakası olmuyor. O zaman 90 dereceye karşılık getiremiyorum. E ben burada o zaman buradaki özel açı mantığını nasıl kullanabilirim? Onu düşüneceğim. Şimdi dikkat et. Buradakini kullanmaya çalışıyorum ya. O zaman burada buradaki şey yoğunlaşacağım ben. Ya hocam şuradan şöyle bir üçgen oluştursam. Yok öyle kafamıza göre üçgen oluşturacağız falan filan yoktu. Oluşturduğun zaman ne oluyor ki? Hocam 150'den dolayı belki burayı bulursun. E buradaki özel açı değil ki. Sonra buraya nasıl ulaşacak değil mi? E ne yapalım hocam? O zaman şeye yoğunlaşalım. Hani buradaki 60'la bunu elde edemem. Yani oraya yaklaşamam. Hocam buradaki 60 ile yaklaşabilir miyim? 60 var 90 var. Hmm. Daha öncesinde de söyledim size. İki açı yan yana gelmişse. Bak bak bak. Açı ortayda da söyledim bunu. İki açı yan yana gelmişse. Mesela burası 80 burası 20 ise. İki açının yan yana gelme durumunda özel durum var mı diye bakılır. Özel durum var mı? Nasıl bakılır? 180'i tamamlayan açısına bakaraktan yaparsın bunu. 80 20 daha kaç? 100. 180'i e tamamlayan açısı kaç? Hocam 180'i e tamamlayan açısı 80 A Aa 180'e tamamlayan 80. Ya buradaki 80 ama 80'ler yan yana gelmedi. Ya da bunu uzatırsın buradaki 80 dersin. Bak buradaki üçgende dış açı ortay oldu burası. Ya da aynı soru şöyle de gelebilir. Bak şöyle de. Hocam burası 40 burası 70 şeklinde de gelebilir. 40 70 daha 110 180'e tamamlayanı 70. Şunu uzatırsın burası 70 dersin. Ya da şöyle 2 alfaya alfa pardon 2 alfaya 90 eksi alfa şeklinde de gelebilir. Bu ikisinin toplamı 90 artı alfa 180'e tamamlayan 90 eksi alfa. Uzatırsın bak burası da 90 eksi alfa geliyor dersin. E burada da 90 var, 60 var, 180 e tamamlayan 30 diye mi? Evet bak biz buradaki 60'lardan özel üçgeni elde edemedik. Dik çizerek elde edemedik ama en azından 90 ile 60'ın yan yana gelmesinde uzattığın zaman şurayı ne elde ediyorsun? Şurada 30 derece elde ediyorsun. Uzattıysak tamamını şuraya kadar uzatalım o zaman. Bak burası ne oldu? 30 derece oldu. Özel açı mantığını ilk defa böyle kullandık. Ama daha önce iki açı yan yana geldiğinde 180'e tamamlayan durumundan da bahsettim ve şimdi ben sana olayı da özel dedim de zaten. E ee, burada 30 90 60 üçgen çıktı mı? Çıktı. İlk defa böyle bir 30 60 90 üçgen oluşturuyoruz. O yüzden ben burada eksik parça kalmasın diye bu soruyu aldım. E ee, 60'ın karşısı 3 köküse, şuradaki üçgende 30'un karşısı kaç yapar? 3. Buraya kaç kaldı? 2. Sonra 90'ın karşısı kaç yapar? Hocam 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı da 6 yapar. Güzel. 6. E sonra ne oldu? Burada kaçı da 120 derece yapmadı mı? Yaptı. Ya biz özel açı varken dik üçgen oluşturamadık ama en azından bunu böyle uzatarak 120'lik bir üçgen oluşturduk. Tamam. O zaman biz şimdi ne yapacağız? Şuradaki üçgene bakacağız. Buradaki üçgende ne yapacağız? Saçını başını yolarım. <laughs> Lafını duyduysan. Hocam kosinüs teoremini duydum sanki. Saçını başını yoldurtma bana. Niye? Bak şimdi. Şuradaki uzunluk kaç? 6, 5 daha 11. Burası 2. Ya ne var hocam işte kosinüs yapalım. X'in karesi bunun karesi artı 11'in karesi deyip işte x kare 2'nin karesi artı 10 karesi eksi 2 çarpı 11 çarpı kosinüs 120'den çıkar tamam eyvallah aa ben özel öyle açı gördüğüm zaman ne yapıyordum kardeşim? Tabii ki özel üçgen oluşturdum. 120 gördüğüm zaman 120'nin nesi, nesi önemli? Ya burada katmışı ki burası 11 yapıyor. Buradan dik çizersem olmaz. Ya da burada katmışı önemli olacak. E o zaman burada katmışı kullanayım. Şuradaki 2'yi de içeri alayım da. Dur şuradaki 2'yi içeri alayım. Şurası 2. Şurada katmışı benim için önemli olacak. Ayrı bir yere de çizmek istemedim. Şuradan dik çizerim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 çıkar. Burası da kök çıkar. Şimdi kök 3 ve hocam burası 11'di. 12 mi oldu? Evet. Yani şuraya x diyecek olursam x kare eşittir. Kök 3'ün karesi 3 artı 11'in karesi 12'nin karesi de 144 geldi. Yani x kare buradan 147 geldi. 49 çarpı 3 değil mi bu? Evet. O zaman x de buradan kök 49 çarpı 3 yapar. Yani x'i böylelikle 7 kök 3 olarak buluruz. E hocam buraya 7 kök 3 bulduk. Devam edelim. Şuradaki uzunlukta yine aynı muhabbetten çıkmaz mı? E, uzunluklar zaten bu tıp kısmının aynısı. Şöyle gördüğün üzere. Bak şimdi şunu da şöyle çizdin ya. E burada da bak böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Böyle gitmiş. E burada da aynı şekilde böyle gelmiş, böyle gitmiş, böyle gitmiş. Uzunluklar da aynı. Aslında buradaki ile buradaki eş yapı değil mi? Eş yapı ya da eş yapı olduğunu şöyle anlayabilirsin. Şimdi de bunu uzat. Şuradaki 30'dan dolayı. 30 60 90 üçgen çıktı. Burası e, 3 köküse, burası 3, burası 6 çıktı. Burası da 120 derece çıktı. Buraya da 2 kaldı. Yine aynı üçgen çıktı. Bak 2'ye 11 çıktı. E, zaten 2'ye 11'de x'i ne bulmuştuk biz? 7 kök 3 bulmuştuk. O zaman burası da 7 kök 3. Aynı mantıktan, aynı şeyin laciverti. Pardon, yeşilini çizdikten sonra e, burada da aynı şeyi yaptık. Bunu uzatırsan yine 30 gelir 60 gelir 120 gelir şurası 3 gelir burası 6 gelir yine aynı mantık 2 var 11 var x yine aynı x eş üçgenden dolayı diyebiliriz yani burası da 7 köküç çıktı çevre abc isteniyor 7 köküçten 3 tane var yani cevap 21 köküç gelir dostlar cevap böylelikle balıkesir geldi evet ağır bir soru zor bir soru baktığımız zaman ama böyle soruları da görmenizi istiyorum o yüzden böyle bir soruyu soruyla karşına geldim yani klasik böyle 30'u 60'ı gördüğünüz zaman dik çizerek 30'a 90 bazen oluşturamıyoruz. Bazen iki açı yan yana geldiğinde 180'e tamamlama durumunu da düşünüyoruz. Şekil A'da gördüğün gibi. Tamam dostlar. E böyle bir soruyu da büyük ihtimalle ilk defa çözmüşsündür. Çünkü ben de ilk defa çözdüm. E, i̇lk defa çözdüğümüz sorularda da yeni bir şey öğrenmiş oluyoruz. Evet şöyle baktığımız zaman <laughs> zor bir soru. Özel açı mantığını farklı bir şekilde kullandık. Kosinüs teoremini kullanmadan yine bir sorunun çözümünü yaptık. Sonra bu soru x kenarda bize şeyi öğretti. Açılara dalmayı öğretti. E bu soruda da elimizin çalışmasını öğretti. En azından x eksi x artıya çarpı 44. E, güzel bir soru aslında. de bu tarz soruları sever. Hoş bir soru. Öyle deneme yanılma yoluyla yapamayacağınız türde bir soru. E, burada da e, en azından şöyle bir ek çizimi ve de eş yapıları. Eş yapılarda kenarların eşitliğini falan kullandık burada mesela. Bir de muhteşem işleri kullandıran güzel bir soruydu. Evet böylelikle Starmetri serisinde, Star serisinin ikincisini de halletmiş bulunduk. Özel üçgenleri de konu denemesinde yapmış bulunduk. O zaman ne diyoruz? O zaman bu işi güzel bir şekilde hallettik. O zaman önümüzdeki hafta farklı bir konuda. E 3 4 5'in sıralamasında alan var. Acaba alandan mı gelsem bilemedim. Onun sıralamasından mı gitsem? Büyük ihtimal onun sıralamasından da gidebilirim ya da kendi sıralamamdan da gidebilirim. Bilmiyorum. O zaman önümüzdeki hafta sürpriz olsun bu. Önümüzdeki hafta yine bir sınav Eti serisinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.